Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlarken önce Adana'da çok coşkulu, heyecan dolu o gençlik buluşmasından sonra tabii sabah 3 tane şehidimizin haberini almak bizleri gerçekten üzmüştü. Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz. Gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım. Ondan sonra programımıza başlayalım. Teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Her şeyden önce gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Bugün şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle havalimanından ta meydana kadar sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Gerçekten ben Van'a çok geldim gittim. Ve bugün on binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku, aynı heyecan hala devam ediyordu. Ve bugün o coşkuyu, o heyecanı bizimle yaşayan Vanlı kardeşlerime, şahsım, partim, milletim adına en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum. Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında biliyorsunuz ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum. Tabii sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir süredir il ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla kucaklaşmamızın akabinde özellikle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de Van'da siz değerli genç kardeşlerimle bir aradayız. Gençlerimizin heyecanından, dinamizminden istifade ettiğimiz, adeta kendimizi yenilediğimizi, bundan dolayı da bu programlara çok çok farklı bir önem atfediyorum. Son bir yılda Van'la birlikte 22. gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya yani AK Parti'nin gençlerde tabanı yok filan diye. Bu gençler burada. Şu anda bizim gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz. Eyüp bizim şu anda üye sayımız ne oldu? 1,5 milyon AK Parti genç kurulu üyesi var. Son bir senede 250 bin genç üyemiz oldu. Şimdi 1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var. Tabii tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız yaklaşık 11,5-12 milyona ulaştı. Fakat bizim tabii kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek. Yani orada da şu anda 3,5-4 milyon şu anda kadınlarda üye sayımız var. Tabii Erkan Bey'in pek hoşuna gitmedi bu. Ben tabii biraz istikrarlı konuşuyorum. O da 5-5,5 falan diyor. Ve bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın, bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Ama şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyen
bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Üye kardeşlerime sesleniyorum. Her biriniz birer üye daha yapsanız bu 11,5 ne olur? 23 olur. 23 milyona zaten çıktığın anda bu 2023'ün nesidir? Habercisidir. Ben şu anda sizi burada görüyorum. Diyorum bu işi bitirdiniz zaten. Biz şurada bir sene var. Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal. Diyor ki seçim tarihini açıkla. Ya neyi açıklayacağım? Seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın Haziran'ında seçim var. Ama bu ikide bir. Göreceksiniz diyor. Kasım'da seçim var. Bay Kemal, Kasım'da seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın Haziran'ında. Kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin? Onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Ama bunun her ikisi de şu anda yok. Ve şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Ve biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz. İşte biliyorsunuz dün evvelsi günlerdeydik. Efes 2022 tatbikatındaydık. Birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar, üçlü. Onlarınki altılı masa değil, üçlü masa. Bir momentum açıkladılar. Bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da dışlarından arkadaşlar böyle böyle bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı? Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik. Dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemek ikram edeceğim. Ve o yemekte seninle bir şeye varacağız. Mutabakata. Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım. Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım. Tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti. Sen gidiyorsun Amerika'ya. Amerika'da Senato'da kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun. F-16'larla ilgili konuşma yapıyorsun. Yemezler, Mitsotakis yemezler. Ya her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun bu dalga malga filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın. Faturası ağır olur. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarsanız kurun. O kurulan üsleri niçin yaptınız filan diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap çok manidar. Ruslara karşı diyorlar. Ya Ruslara karşı diyorsunuz da Ukrayna'ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız? Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi? Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini alırsın. Sanatını alırsın. Ama siyasette Batı'nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi Avrupa Birliği'nde bile işte sene 63 o günden bugüne ne yapıyorlar? Hala oyalıyorlar. Sen ne zaman başladı? Aslında 59'da başladı. Ama o gün bugün. Hep oyaladılar. Niye? Ya bunlar da yalan. Aman ya Rabbi.
almış başını gidiyor. Dürüstlük yok bunlarda. Dürüstlük bizim milletimizde var. Ve şimdi biz Van'la birlikte 22. gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Sizlerle ayrıca tabii iftihar ediyorum. Adana'da yaptığımız gençlik şöleniyle hem katılım hem coşku bambaşkaydı. Hem stadyumun içinde hem dışarıda. Hamdolsun 100.000'i aşkın genç orada bir araya gelmişti. Tabii biliyorsunuz bir de fetih şölenini İstanbul'da yaptık. Fetih şöleniyle de resmi rakamı veriyorum. 560 bin kişiyi Atatürk Havalimanı'nda topladık. Ve muhalefet Maltepe'de bir araya geldi. Onun resmi rakamını da vereyim size. 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz? İnşallah sizlerin gayretleriyle, gayretlerimizle 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak. Ama sizden büyük gayret istiyorum. Siz bu konuda bütün üniversitelerdeki arkadaşlarınızla münasebetlerinizi sıkı tutarsanız yoğun çalışacağız. Arkadaşlarımızla beraber bu yoğunluğumuzu devam ettireceğiz. Asla şöyle bir yorgunluk, böyle dargınlık, bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Çünkü bizde dargınlık, margınlık olmaz. Şimdi önümüzde kurban geliyor. Kurban bayramı ile beraber argın, dargın kimler varsa hepiniz barışacaksınız. Ve yolumuza da öyle devam edeceğiz. Çünkü gençler için çalışan, gençlerle yürüyen bir parti olarak bundan sonra da her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz. Sevgili gençler, biz bu ülkede iktidara yürürken o zaman seçme ve seçilme yaşı neydi? 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e kim indirdi? Biz indirdik. Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık. Gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Bunların içinde böyle birisi yok. Hiçbirisinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadakilerin hepsini alın. Bunların hiçbirisinin böyle bir geçmişi yok. Ama bu kardeşiniz bu yola böyle koyuldu. Siyaset arenasındaki tüm mücadelemi hep gençlerle birlikte verdim. Gençliğimde verdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na bu sürece şöyle bir baktığımız zaman da siyasi hayatımızın her safhasında gençlerle birlikte olduk. Vesayete, terör örgütlerine, yerli ve yabancı şer odaklarına karşı yürüttüğümüz tüm mücadelelerimizde ben gençlerimizi hep yanımda buldum. Gezi olaylarında ağaç ve çevre bahanesiyle sokaklarımızı karıştırmak istediklerinde gençlerimiz yine bizimle beraberdi. 17-25 Aralık girişiminin gölgesinde yapılan yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençlerin tercihi yine biz olduk.